videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Valla bir koşturmaca sabah sabah koştur koştur bitmedi. Şu anda saat 8.30. İşe gideceğim. Acele ediyorum. Ezgin'in öğretmeniyle biraz mail sorunu yaşamışız. Mail adresim doğru ama mailleri gelmedi. Bugün de geziye gidiyorlarmış. Biz okul çantasıyla gittik. Hızlı hızlı hemen eve geri geldim. Çanta değişikliği yaptım. Ondan sonra da geri götürdüm falan derken yani sabah sabah anlayacağınız bayağı koşturmalı geçti. Şimdi dediğim gibi ben işe gideceğim. Bir yandan dedim şu videomu başlatayım. Yoksa başlatamayacağım. Hemen koştur koştur işe git. Çık derken bu sefer başlatamıyorum. Şimdi bulsun tüylerimden arındım. Bu hafta vlogumuz gecikmeli geldi. Neden? Çünkü hastalık girdi araya. Volkan hastalandı arkadaşlar. Korona oldu. Onun bayağı kötü geçti birkaç gün. Onunla ilgilendim sürekli. O yüzden video çekemedim. Şu anda evde kendisi uyuyor. Geçen olduğundan daha ağır oldu. Geçen hafta ben de iyi değildim. Çocuklar da size demiştim biraz grip gibi. Ama ya hafif atlattık diye düşünüyorum. Çünkü geçen hafta size bahsetmiştim kızlar iyi değil diye. Sonra ben biraz böyle kırgındım. Ondan sonra da işte düzeldim ama ya atlattık bilmiyorum. Ama dikkat ediyoruz. Kendisi oturma odasında geçiriyor günlerini. Bizde çocuk odası ve diğer odalar. Evet, şimdi hazırız. Şey gibi oldum. Doktor gibi oldum. Doktor gibi oldum. Evet, öyle işte arkadaşlar. Yani anlayacağınız korona yine bizim evi buldu. Şimdi işe gideyim. Bir işimi halledeyim. Ondan sonra bakalım hep birlikte neler yapacağız. Evet, Volkan'a ilaç almam gerekiyor mu ki? Pek iyi değil. Ciğerleri vesaire böyle öksürük iyi hissetmiyor kendini. Ama bilemedim ya. Doktoru arayacak mı ki? Neyse ben teneffüsümde onu bir ararım. Bakarım ne diyecek ona göre hallederim. Ama şimdi 15 dakika sonra işe başlayacağım. Ve ben hala evdeyim. Hadi çıkayım. Buz buz buz. Bu havada çocukları gezdirecekler. Ormana götürecekler ya. Şu okullarında bir ormanı bitmiyor. Sizde de öyle mi? Nereye giderlerse her gezi gününde hep ormana gidiyorlar. Gidin şöyle müzeye, ne bileyim sinemaya, bowling'e bir yere, ne bu ya? Çocuklarım donacak bugün. Evet, 14 dakikam kaldı. Bir dakikada inmişim. Hadi işe. Aa, bu da buz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi teneffüse çık. Teneffüs mü denir aşkım? Teneffüs. Mola. Okulda teneffüs denir herhalde. Aynen öyle. Şimdi çıktım. Volkan telefonda. Şöyle kahve aldım kendime. Telefonla konuşuyorum. O yüzden arabaya geçtim. Rahat konuşayım diye. Öyle. Bir 10 dakikam daha kaldı. Yarım saat mola veriyorum. Ondan sonra işe devam. Sabahki olayı konuşuyordum Volkan'la. Çocuğa koştur koştur sabah sabah spor yaptım. Merdivenlere in çık in çık. Sen nasıl oldun? İyi olmaya çalışıyorum. İyi olmaya çalışıyorum. Ama ateşin yok. Yok, ateşim yok. Hafta sonu kötüydü işte ama şimdi iyi, daha iyi herhalde. İyiye gidiyor değil mi? Evet. Dün pek fark yok. Sırtım ağrımıyor. Dün nefes alırken sırtım ağrıyordu. Şimdi iyi bari. Demek ki yavaş yavaş düzeliyor. İnşallah. Böyle de zor oluyor. Sen oturma odasında, biz içeride. Evet ya, yaklaşamıyorum, bir şey yapamıyorum. Ben geçen hafta biraz kötüydüm ama öksürük falan vesaire yoktu. Sadece mide bulantısı, tat kaybı böyle, bazı şeylerin tatları tuhaf geldi. Ama hiç aklıma da gelmedi korona. Ondan önce Ezgi hastalandı biliyorsunuz, okulda uyudu. Sonra Ceren grip oldu, öksürük. Onlara da hiç aklıma gelmedi ya korona olabileceği.
hiçbirimizin aklına gelmedi. İşte. Benim aklıma gelmedi. Ya biz atlattık, en son volkan geçiriyor. Ya da sadece sen oldun, bilmiyoruz artık. Bakacağız. Aynen. Vitaminlerimizi falan da içiyoruz ama artık. Şey, bugün de ablamın, yeğenimin doğum günü var bugün. Oraya gideceğiz 5'te. Ben işte en son korona olduğumda, ilk olduğumda ciğerlerim iltihaplandığı için çok endişeleniyorum. O yüzden Volkan'dan baya baya uzak duruyorum. Değil mi Volkan? Sen maske de takıyorsun. Maske de takıyorsun ama baya uzak bana duruyorum. Girdiğim her yere bir daha desinfeksiyon yapıyorum çıkarken. Evet yapıyorsun ama işte geçen gittim aldım, desenfeksiyon bezleri aldım tuvalet için, spreyleri aldım, el için aldım, fleke için aldım. Mesela lavaboyu falan kullanınca o ıslak desenfeksiyondan temizleyip çıkıyor. Zaten en çok tuvaletten bulaşıyormuş, ben onu okumuştum bir yerde. Artık böyle alışacağız. Grip. Ya. Grip gibi. Ondan sonra hasta olunca dikkat etmemiz lazım. Hemen maske yaptık, kalın evde. Evet. Çünkü baksana 5-6 gün sonra çıkıyor ortaya. Evet aynen ya. Hemen test yapınca da çıkmıyor. Mesela gripsiniz, öksürüyorsunuz, kötüsünüz. Test yapın, çıkmıyor. Birkaç gün sonra çıkıyor ortaya. Bak benim 5 gün sonra, 6 gün sonra mı ne çıktı? Evet, Volkan'ın da bir 5-6 gün sonra gribi başladı. 5-6 gün sonra çıktı. 10 geçiyor. Ne çabuk 10 geçiyor. Ana! Evet, 10 geçiyor. 6 dakika konuşmuşuz. Hadi ben gidiyorum. Ben hadi. İşe gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Ben eve geldim arkadaşlar. Size şöyle bir odanın bitmiş halini göstereyim dedim. Çünkü hemen geri çıkacağız. Biliyorsunuz doğum gününe gideceğiz. Buraya böyle masayı göstermiştim. Şuraya şöyle daha önce yatağın üzerinde asılı olan nazarlığı astık. Sonra şurayı böyle dekor ettik. Bunlar çantasına girecek. Şunu yeni aldık. Action'den. Dünya haritası vardı orada biliyorsunuz. Masayı da böyle düzenledik. Şöyle eşyalarını koyduk, çekmeceye kalemleri de. Sonra yatağa böyle, bu çarşafları da yeni aldım, bunları IKEA'dan aldım. Şöyle üstü de böyle. Vallahi bayağı memnunuz şimdilik. Bakalım zaman neyi gösterir bilmiyorum ama şu kabloyu şuradan yok etmek istiyorum. Buraya uzun bir kablo alacağım. Şu oyuncak kutusunun arkasına bir şekilde saklamayı planlıyorum. Bu oyuncak raflarını buraya koyduk. Şöyle. Evet. Şuraya resimlerini astım. Televizyon. Televizyon. Buldun mu? Buraya da IKEA'dan bir raf aldım. Böyle kitaplık aslında. Ama biz eşyalarımızı koyalım dedik. Şöyle alt katta taçlar, takı kutusu, boyama, şöyle kitaplar. Sonra kitaplar. Evet. Tony boxları. Şurada kremleri vesaire. Şimdi hazırlandık ya. Aceleden dağıldı. Böyle kremleri, deodorant vesaire. Burada da toka kutularımız var. Şöyle bir sürü tokalar, taraklar bu kutularda. Böyle arkadaşlar. Memnun musun? Evet. Burada da kıyafet dolabını biliyorsunuz. Burası da böyle. Halıdan da çok memnunuz. Sıcak tutuyor. Sıkacak mısın? Üstümde pauzu. Burnun mu tıkalı? Tamam sıkabilirsin. Açık o, açık. Kapısı benziyordu. Yok açık. Bu arada ben ne yaptım arkadaşlar? Banka kartımı kaybettim. Evet. DM'den hemen bir cam sil aldım. Bir de buluta ciğer aldım. Banka kartım yok ortada. Online banking'den kilitledim kartımı. Gelmedi mi? Tam gel, dolapta yenisi var.
Geldi. Geldi mi? Tamam. Kilitledim kartımı ama şimdi yine bir DM'in o tarafa gidip bakacağım. Şey, oralarda düşürdüm mü acaba, biri verdi mi? Size bu arada... Evet, size koronayı göstereyim. Bakın burada korona. Daha iyisin ama. Volkan'ı buraya hazırladık. O burada takılıyor. Biz buraya girmiyoruz arkadaşlar. Böyle. Hadi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi dankeschön. Görüşürüz. Evet, şimdi çıktık. Valla üstümü bile şey yapmadım. Gömleğimi çıkardım, üstümü bir hırka attım. Gidiyoruz. Geç kalmak da istemiyorum. Hafta içi olduğu için akşam çocuklar yatacak. O yüzden gidelim. Ama önce şu şeye bakacağız. DM'in park platına bir bakalım. Kartım orada mı? İnşallah oradadır. Ya da biri vermiştir inşallah. Birisi aklım çalmış onda. Da olabilir yerden. Ya. Eğer çaldıysa da zaten kilitli. Allah'tan artık app üzeri her şey oluyor. Eskiden aranıyordu galiba, kilitleniyordu. Evet, hadi bismillah. Şunu da ben ilk defa alayım, biraz şey böyle. Niye söndü? Kendi şey yukarıda değil. Asıl. Aşağıymış. Aa, Ege. Böyle de yetiyor. Doğdun Ferda, iyi ki doğdun Ferda. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Ferda. Üfle. Ezgi'nin en sevdiği doğum günleri. Doğum günlerini çok sever. Evet, Ezgi'nin çok az kaldı. Ne kadar gün kaldı? Dur be. Dur, tarihe bir bakayım bugün. Kulağıma söyle. 16 gün kaldı Ezgi'nin doğum günü. Evet. Evet, şimdi anne kafası. Aman kafanı sokma oraya. Şimdi geldik, kızlara pijamalarını giydirdim. Dişlerini fırçaladılar. Şimdi yatağa yatıyorlar. Şuna bakar mısınız? Buradan Ezgi ile uğraşıyor. Yap bakayım, nasıl yapıyorsun? Ha? Bak. Allah senin etmesin. Allah senin etmesin. Tipe bak. Bakın şuna. Ne yapıyorsun sen? Kolunu çıkarmış oradan. Bak bak, Ezgi ile oynayacak. Ha. Bulut. Yukarıya çık diyor, yukarıya. Tamam. Bak. Yukarıya çık diyor. Çıkıyor. Geliyor. Yüzüne bir baksam. Şuna bakın, şunun güzelliğine bir bakın. Oymuşumun. Abi. Ezgi'yi merak... Ezgi merak ediyor ne yapıyor diye. Bakın şimdi. Orada otur, sen bir bakma ona. Bakma. Az önce böyle Ezgi ile sohbet ediyorduk. Yukarıdan aşağıya kafasını sallamış. Şuradan. Ondan sonra Ezgi'ye bakıyor oradan. Değil mi? Evet. Yarın okul. Bismillah. Bismillah. Bakalım ne yapacak. Bak bak bak. Bak. Gidiyor. Bak bak bak. Allahu ekber. Bak bak. Ezgi dur yerinden ne? Bak bak. Ne olacak öyle? Ne olacak öyle? Ne olacak? Tamam. Bakışlara bak. Niye bakıyorsun kızım öyle? Hı? Alok serse gözleri şiş oluyor. Şunu Allah'ım, duruşa bak. Çok güzel bir yer anne. Evet anne. Yaptığımız yerde. Evet, bunu yapıyor. Sonra Bulut Bey şuradan çıkıyor. Buradan şunları aşağı ittiriyor.
bunları böyle buradan elini çıkarıp şunları böyle böyle yapa yapa aşağı ittiriyor. gördüğünüz kızlar yatağa uzandılar. Ben şu üzerimi değiştireyim, şu makyajımı bir temizleyeyim. Sonra oturup bir kahve içeceğim. Bugünümüz de böyle geçti arkadaşlar. Vallahi kartı söylemedim size. Çok ilginç bir şey oldu böyle. En son DM'de ödeme yapmıştım. Gittim. Kartımı almaya, daha doğrusu aradım. Söylemiş miydim bilmiyorum, işte aradım. Ondan sonra dedim hani gün içerisinde belki gelir, ben tekrar sizi ararım dedim. Çünkü oralarda düşürdüğüme eminim, yani oralarda kaybolduğuna. Daha sonra ablama giderken dedim bir uğrayayım. Uğradım. Kasaya sordum. Dediler ki kart yok. Bize kart verilmedi dediler. Kasada ödeme yapan bir bayan dedi ki kartınızı az önce öbür çalışana verdi birisi. 2 dakika oldu dedi. Ondan sonra dedim tamam. Gittim öbür çalışana, dedim benim kartım sizdeymiş herhalde dedim. Şey dedi, ben dedi sizin bankanızı aradım dedi. Ve bana bu kartı derhal yok etmemi söylediler. Ben de kartı kestim dedi. Attım çöpe dedi. Ondan sonra alışveriş yapan bayan dedi ki böyle bir şey olamaz. Ne zaman aradınız dedi. Daha 2 dakika yani... Höksünüz 3 dakika oldu size bu kartı vereli. Hangi ara aradınız dedi. Ben aradım diyor. Böyle diyor, şöyle diyor. Kartı kestim, attım vesaire. Yani çok saçma sapan bir şey oldu. Kartım kim vurdu gitti orada. Çünkü mesela ben de kasada çalışıyorum. Düşüren oluyor. Bizim orada da kartlar bulunuyor. Ama biz onları kaldırıyoruz. Olur da ararlarsa falan. Hatta bazen bir hafta durduğu bile oluyor yani. Sen ne hakla benim kartımı kesersin? En azından kasaya koy, belki birisi gelir. Hani ben gelirim, belki gün içerisinde kimliğimle alırım. Anlamıyorum. Yani kartım da böyle kartımı kesti yani. Kadın kartımı alır almaz kesip çöpe attı. Böyle bir şey oldu. Artık online banking'den kartımı kilitlemiştim zaten. Kilitliydi. Oradan aynı şekilde sipariş verdim. Yenisini zaten orada hemen yazdı. Eski kart geçersizdir diye. Çünkü sipariş, yeni kart siparişin nedenini öğrenmek istedi. Ben de şey dedim. Efendim? Veririm. Neden istiyor? Hani neden sipariş verdiğimi? Ben de yazdım. Kayboldu diye. O yüzden İlk kart kilitlenmiştir diye mail geldi. Öyle arkadaşlar, artık bir hafta gelecek boşu boşuna karta ödeme yapacağım. Yeni sipariş verdiğim için, ama nasip kısmet böyleymiş. Resmen kartımı kesti kadın ya. Hayret bir şey. Böyle bir şey olabilir mi değil mi? Bir bekle bakalım. 1-2 saat. Yani o gün bekle 8'e kadar, 8'den sonra kes at ya da ertesi gün sabah kes at. Yani eline alır almaz, ne acele. Ben Commerzbank'ı aradım bugün kartımı kitlemek için. Online banking aklıma gelmedi ilk başta. Ben ulaşamadım, 5 dakika şey telsizde bekledim. O yüzden o nasıl ulaştı 2 dakikada onu da anlamadım. Uğraşmak istemedi bence, kesti attı. Böyle arkadaşlar, bugünümüz de böyle geçti. Volkan şimdilik iyi çok şükür. Dün önceki gün çok kötüydü. Dedim ya size, videoda çekemedim. Sırtları ağrıyor, öksürük, tof tof sesler geliyordu göğsünden. Ama şimdilik iyi. Aile için vitamin C, A, D, B6 ve iron. 6 yaş üzeri. Ben böyle kaşım alıp içiriyorum çocuklara da. İçinden bir kaşık çıkıyor. Her gün birer kaşık. Hem çocuklar hem biz içiyoruz. Hem de 10 euro fiyatı. Rossmann, Müller, öyle yerlerde bulabilirsiniz. Gerçekten de bence iyi. İmmün sisteme de iyi oluyor. Kışın, yazın kullanmıyorum ama böyle kışın, kış boyu toplamında 2 şişe falan içiyoruzdur. Öyle söyleyeyim. Artık biraz kızları böyle vitaminleri şey yapayım istiyorum.
kış geldi, başlayalım. Şimdi içeriz. Bu şişe bittikten sonra da bir kere daha alırım belki. Öyle geçer 12. ay. Tamam, onu da sonra zaten. Onu da size söyleyeyim dedim. Siz de alın. Çoluğunuza, çocuğunuza içirin. Kim geldi? Dur. Öyle çoluğunuza, çocuğunuza içirin. Kötü bir şey değil. Vitamin belki faydası olur sizlere de diye söyleyeyim dedim. Çünkü bu şeyler çok zor oluyor. Bu vitamin hapları mesela bizim iş yerinde de satılıyor. C vitamini, D vitamini, bir sürü şeyler var. Ona emin olamıyor insan hap olduğu için. Ama bu güzel. Şurup, bir kaşık. Zaten böyle şey tadı var. Bu Nimtsay'ın bonbonları var ya. Portakallı olan. Onun ağzında böyle eridikten sonraki tadı var, böyle hafif şekersiz ama. Güzel yani. Deneyin mutlaka. Evet, biz şimdi bay bay diyelim. Tadı mandalinin gibi arkadaşlar. Mandalin gibi tadı. Başka bir şey değil. Kötü bir şey değil. Benim kızımın bu tişörtü var. İki beden büyük aldık. Niye aldık bunu? Çünkü bunu Ezgi illaki istiyordu. Billie Eilish tişörtü diye. Ondan sonra kendi bedeni olmadığı için bunu aldık. Bugün sınıfta biri sana ne dedi? It's the same mama's t-shirt. Bak. Öyle demiş. Annenin tişörtünü mü giydin demiş. Evet. Hiç anneye olur mu bu? Ben böyle dedim. Nine, this is my t-shirt. It sees no gross aus dedim. Evet. Neyse. Ana bu da gelmiş, bu da. Neyse arkadaşlar, bizi izlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Normal günümüz böyle geçiyor. Aslında mesela doğum gününe gitmediğim zaman yemek yapıyorum eve gelip. Ve o kadar oluyor. Onun sonrası da artık ye iç otur. Değil mi? Ders yap, ders çalış. Onlarla geçiyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlara da hepinize hoş geldiniz diyorum. İnşallah memnun kalırsınız kanalımızdan. Burası en güzel kanal arkadaşlar. En güzel kanal. Bulut, mutfağı karıştırma. Ben şimdi kızları yatırım da. Volkan şurada şey yaptı. O hazır makarnalardan Frost'ın buraya batırmış. Neyse. İşler bitmiyordu. Hadi bir görüşürüz. Bir de tişört çöldük. Evet, çok güzel tişört. Çok güzel. Hadi bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.